Vallahi zor. Çok zor ekonomi. Şu alanda asgari ücreti alana Allah kolaylık versin. Zamlar pek iyi değil. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın konuştuğu cümleleri bile kendi vekilleri bile inanmıyor. Gel de vatandaşı inandır. Hani bu böyle gitmeyecek. Hedefimiz 2023. İnşallah sandıkta görüşeceğiz. Peki bugün bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? Ya şöyle söyleyeyim. Ben koyu AK Partiliyim. Ama vermeyeceğim kesin. Ama başka yakın bir, güvendiğim bir insana veririm. Abi ekonomi nasıl? Geçinebiliyor muyuz? Vallahi zor. Maalesef. Bak kahvelere bile giremiyoruz. Bir çay 2,5 lira 3 lira olmuş. Parklarda dolaşıyoruz soğukta işte. Bu sürekli zamları nasıl buluyorsunuz abi? Abi zamlar tavan yapmış. Nereye gidiyoruz belli değil. Allah yardımcımız olsun. Peki bugün abi erken bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? Ya bu partiye değil en azından. Neden abi? Ya gördün de ne hale getirdi bizi. Ne hallere soktular bizi. Bir de diğerlerini mi deneyelim? Bir de onları deneyelim. Abi selamun aleyküm, merhabalar. Abi ekonomi nasıl, geçinebiliyor muyuz? İyi, fark etmiyoruz şimdi. Ya zamlardan rahatsız illaki tabii. Sıkıntı var. Sürekli zam var. Akaryakıtta zam var. Her şeyde zam var sürekli. Bundan dolayı sıkıntılıyız. Sıkıntı mutlaka. Maaşlarımıza yeteri kadar zam alamadık. Bundan sıkıntılıyız. Böyle. Peki abi bugün bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? Oyumuzu şu anda hiçbir partiyi değiştirmem. Yani AK Parti'ye veririm. Niye AK Parti'ye veririm? Çünkü ülkenin durumu belli. Bugün seçim olsa yine AK Parti'ye veririm. AK Parti'ye veririm. Düzeltirse o düzeltir. Yani düzeltirse değil, düzelmesi lazım. Siz de biliyorsunuz, düzelmesi lazım. Hocam merhabalar. Ekonomi nasıl hocam? Geçinebiliyor muyuz? Vallahi hocam şu anda geçinmemiz biraz zor. Nasıl zor? Her şey pahalı. Bakıyoruz herkes durum geçinecek. Şu anda durumu geçinecek bir insan yok doğru düzgün. Herkes bir yerlerde fabrikada şeyler olmuş, kiralar olmuş. 2000 lira, 3000 lira. Kimse duramıyor. Durumları hiç iyi değil. Baksana ya şu milletin haline. Geçim zor. Ya bir şu anda BİM'e gidiyorsun. Geçen alışverişe gittim. Kadına diyorum ki yağ alacağım. Alırsan diyor burada bu yağlar var diyor. Almazsan yok diyor ya. Böyle bir şey mi var ya? Bu önceden böyle miydi bu Türkiye ya? Şu anda hala batışa gidiyoruz. Bugün hocam peki erken bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? CHP'ye veririm. CHP neden hocam? CHP neden? Ben AK Parti'ye vermem. Benim babam 55 yaşında adam, bu zamana kadar hep CHP'ye oy verdi. Ben de CHP'ye veririm. CHP'den başkasına oy vermem. Çünkü niye? Ya AK Parti tamam. AK Parti de iyi bir, kötü bir insan değil. Ama baksana ya durumun haline şu anda. Durumumuz hiç iyi değil. Abi ekonomi nasıl? Geçinebiliyor muyuz? Vallahi ekonomi biraz sallantıda kardeşim var. Bu zamları nasıl buluyorsunuz abi? Vallahi zamlar mı? Zamlar halkımızın daha çok talep ettiği bir şeyler sanki. Halkımız kendi kendine yaratıyor. Mesela örneğin geçen yağda. İnsanlar bir tane yağ lazım gidiyor 10 tane birden yağ alıyor. Ne kadar arz talep varsa o kadar da fiyatlar şişiyor kardeşim, bunu herkes biliyor. Değil mi yani? Sen bir tane yağ alacaksın diyorsun, zam gelecek diye 10 tane yağ alırsan yağ da çıkar 350 liraya 500 liraya da çıkar yani. Bu böyledir yani. Doğru mudur kardeşim? Yani halkımızı biraz da kendi kendimize yaratıyoruz yani. Ben bunu söylemek istiyorum kardeşim. Peki abi bugün erken bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? Ben onda yarım yapmak istemiyorum. Herkesin gönlünde bir aslan yatar, onu da söylemek istemiyorum. İşler o kadar berbat, o kadar berbat ki anlatamam. Yani şöyle söyleyeyim, ülke her gün daha gün geçtikçe kötüye gidiyor. Önceleri geçinmeye çalışıyorduk, şimdi onu bile başaramıyoruz, geçinemiyoruz maalesef. Fiyatlar o kadar aldı başına gitti ki inanır mısınız? Şu simidi koyduğum poşet bir ay önce 6,5 liraydı, şimdi oldu 18 lira. O kadar her şeyi aldığımız buraya bana o kadar zam geliyor ki. Yani bugün aldığım malı 3 gün sonra 5 gün sonra sipariş veriyorum. İnanır mısınız? Aldığım fiyata yerine koyamıyorum. O kadar aşırı zamlar, o kadar aşırı zamlar ki bu insanlar nasıl dayanacak? Açıkçası hiçbir fikrim yok. Belki çok fikrim var ama işte bunları da dile getirmek çok zor. Bu köküştükçe dediğim gibi kötüye gidiyor. Zam 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 zam. Önceden tavuk fiyatına şimdi yumurtayı satın alıyorduk. İnanır mısınız, bütün iştahımla söylüyorum, yaklaşık 3-4 gün önce adedini veriyorum. 2 domates, 2 portakal, 3 yumurta 19,5 milyon lira. 2 domates, tekrarlıyorum, 2 portakal, 3 yumurta
19,5 milyon lira. Yani nasıl dayanacak bu insanlar? Anlamakta zorlanıyorum. Yaşım 61. Ben çok ekonomik krizler gördüm ama şu 2022'de gördüğüm ekonomik krizi hiçbir zaman için yaşamadım. 12 Eylül darbesi gördüm, 12 Eylül'de askerdim. Ama şu an bugünlerde yaşadıklarımız tamamen bence dram. Dramanın da ötesinde yani. Bilmiyorum nasıl katlanacak halk. Hiçbir fikrim yok. Bir de şey soralım abi sana. Bugün erken bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? Vallahi ben altılı parti diyeyim o zaman. Yani ve şuna da inanıyorum, vicdanımla da söylüyorum. Bunlar AKP ve MHP barajı bile aşamayacaklarına inanıyorum. Barajı bile aşamayacaklarına inanıyorum. Bunu adım gibi eminim yani. Çünkü yaşanan zamlar, yolsuzluklar. Yani bunlara tam yerinde söylenecek şeyler. Belki çok şey söylenecek şey var. Ama gerçekten vicdanımla söylüyorum. Kesinlikle kazanamayacaklara eminim. Bunları götürecek olan, bunu bu iktidarı götürecek olan zamlar. Elektrik zammı, yağ zammı, adına neresi bir sürü zam.